Modern tarih fetihle. Dünyanın Avrupalılar tarafından fetihle şekillendi. Yeni dünyaya gelen ve yerli nüfusun büyük bir kısmını yok eden birkaç yüz İspanyol fatihi bu fethe öncülük etti. Peki başarılarının sırrı neydi? Tüfek, mikrop ve çelik. Avrupa kökenli insanlar o zamandan bu yana aynı şekilde askeri güç, ölümcül mikroplar ve gelişmiş teknolojiden oluşan bir bileşimle dünyaya hakim oldular. Fakat bu avantajları başlangıçta nasıl elde etmişlerdi? Ve dünyada bu kadar çok eşitsizlik nasıl ortaya çıktı? Jared Diamond işte bu sorulara yanıt bulmak için 30 yıldan fazla zaman harcamıştır. Çağımızın en özgün düşünürlerinden olan Diamond, ipuçları aramak için dünyayı dolaştı. Kendisine zorlu bir görev seçmişti. Geçmişin tozlu sayfalarını karıştırmak ve modern dünyadaki iktidarın kökenlerini keşfetmek. Hayatımın geri kalanında ne konuda çalışırsam çalışayım, asla tüfek, mikrop ve çelik sorusu kadar heyecan verici olamaz. Çünkü bunlar insanlık tarihinin en büyük soruları. Jared Diamond'ın eşitsizliğin kökenlerini ortaya çıkartmak için yürüttüğü araştırma, Papua Yeni Gine'nin yağmur ormanlarında başladı. Diamond, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör. Eğitimi biyoloji üstüne, uzmanlık alanı ise insan fizyolojisi. Ama gerçek tutkusu hep kuşları incelemek oldu. Burada kuşları gözlemlemeye bayılıyorum. Kuşları gözlemlemeye 7 yaşındayken Amerika'da başladım. O zamanlar sadece kuşları tanımaya çalışıyordum. Buraya Yeni Gine'ye geldiğimde 26 yaşındaydım ve yaşadığım ilk görüşte aşktı. Bak bak. Diamond o zamandan beri Yeni Gine'ye düzenli seyahatler yapmakta. Ve şu anda adadaki kuş hayatı konusunda önemli bir uzman. Günaydın Wontok. Fakat çalışmaları sırasında Yeni Gine insanları da aynı derecede ilgisini çekmeye başladı. 20 balık mı tuttun? Yıllar geçtikçe binlerce Yeni Gineli'yi tanıdım ve sevdim. Dillerinden bazılarını öğrendim ve kuşlar hakkındaki bilgilerimin çoğunu onlardan aldım. Yeni Gine'de en azından 40 bin yıldır insanlar yaşamakta. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında olduğundan çok daha uzun bir süre. Yeni Gineliler dünyanın kültürel olarak en çeşitli ve uyum sağlayabilen insanlarından. Peki neden modern Amerikalılardan çok daha fakirler?
Bu soru Diamond'a 30 yıldan fazla bir süre önce kumsalda karşılaştığı Yali adındaki bir adam tarafından sorulmuştu. Beyaz adamın bu kadar çok kargosu varken neden biz Yeni Ginelilerin bu kadar az? Yali'nin sorusu beni gerçekten şaşkına çevirdi. Çok basit ve açık bir soru gibi görünüyordu. Kolay ve apaçık ortada olan bir cevabı olduğunu düşünüyordum. Ama bana bu soruyu sorduğunda cevabın ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Beyaz adamın bu kadar çok kargosu varken neden biz Yeni Ginelilerin bu kadar az? Yeni Ginelliler kargo kelimesini ülkelerine ilk defa batılılar tarafından getirilen eşyaları tarif etmek için kullanırlar. Kargo birçokları tarafından beyaz adamın kudretinin bir kanıtı olarak görülüyordu. Kargoya neredeyse dinsel bir saygıyla yaklaşıyorlardı. Batılı koloniciler tipik olarak gücün ırk tarafından belirlendiğine inanıyordu. Kendilerini yerli halktan genetik olarak daha üstün görüyorlardı. Onlara göre Batılıların bu kadar çok kargosu varken Yeni Ginelilerde bu kadar az olması sadece doğal bir şeydi. Bana göre ırk üzerinden yapılan bir açıklama çok anlamsız. Yeni Ginelilerin genetik olarak daha az gelişmiş olmalarına inanmamı engelleyecek gerçekten akıllı birçok Yeni Ginelili tanıyorum. Öğrenmedeki çabuklukları ve becerileri beni hep etkilemiştir. Dünya üzerindeki en zorlu şartlara sahip ortamlara ellerinde hiçbir şey olmadan gidip birkaç saatte bir barınak inşa ederek hayatta kalmayı başarabilirler. Nereden başlayacağımızı bilemezdim. Onlar olmadan bu çevre koşullarında çaresiz kalırdım. Peki bu yetenekli insanlar neden metal aletleri icat etmedi? Büyük şehirler kurmadı ya da çağdaş uygarlığa ait araçları geliştirmediler. Benim içinden çıktığım dünya çok farklı. Amerika, dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi. Birçok Yeni Ginelinin hayal edebileceğinden çok daha fazla kargoyla tıka basa dolu. Ama neden? Bu Yali'nin öğrenmek istediği şeydi. Nasıl oldu da dünyalarımız birbirinden bu kadar farklı hale geldi? Diamond, Yali'nin sorusunun başta göründüğünden çok daha büyük ve karmaşık olduğunu fark etti. Soru gerçekten eşitsizliğin kökenleriyle, insanlık tarihinin kendisi kadar eski bir meseleyle ilgiliydi. Antik zamanlardan beri neden bazı toplumlar diğerlerinden daha hızlı geliştiler? Dünyanın büyük bölümünde insanlar kendilerine bir yaşam kurma çabalarının başındayken, Mısırlıların büyük piramitleri inşa etmelerine olanak veren şey neydi? Yunanlılar nasıl oldu da bu kadar gelişmiş bir medeniyet kurdular ya da Romalılar veya Mayalar? Tüm büyük medeniyetlerin ortak bazı noktaları var. Gelişmiş teknoloji, büyük nüfus ve iyi düzenlenmiş iş gücü. Eğer bunların nasıl ortaya çıktığını anlayabilirsem, tarihin akışı içinde bazı toplulukların neden diğerlerinden daha hızlı geliştiğini anlayabilecektim. Diamond, dünyanın sahip olanlar ve sahip olmayanlar şeklinde ikiye bölünmesini araştırmak için yola koyuldu. Bu çok az bilim adamının kabul etmeye cesaret edebileceği büyük bir meydan okumaydı. Diamond bir bilim adamıydı, tarihçi değil. İnsanlık tarihinin büyük bilmecelerini nasıl çözebilirdi? Eşitsizliğin nereden geldiğini anlamak için Diamond'ın eşitsizlikten önce tüm dünyadaki insanların aşağı yukarı aynı şekilde yaşadığı bir zamanı belirlemesi gerekiyordu.
Saati binlerce yıl geriye, ilk uygarlıklardan daha öncesine çevirmek durumundaydı. Tarih öncesine. ...13.000 yıl önce son buzul çağının tahrip edici etkileri artık bitmişti. Dünya daha sıcak ve nemli hale geliyordu. İnsanlığın geliştiği bölgelerden biri Orta Doğu'ydu. ...13.000 yıl önce daha çok ormana ve ağaca ve bitkiye sahip olan Orta Doğu... ...bugünkünden çok daha az kuraktı. Buradaki insanlar o zamanlar dünyadaki tüm diğer insanlar gibi yaşıyorlardı. Gezici, küçük gruplar halindeki avcı toplayıcılar olarak. Genelde hareket halindelerdi. Avlayacak hayvan ya da toplayacak yiyecek buldukları yerlere barınaklar kuruyorlardı. Bu barınaklarda haftalarca ya da aylarca kalabiliyorlardı. Kendilerini besleyebildikleri sürece. Fakat mevsimler değiştikçe ve hayvanlar göç ettikçe bir sonraki vadiye ya da tepeye doğru yeni yiyecek kaynakları aramak için hareket ediyorlardı. Dünyada avcı toplayıcı insanları bulmanın hala mümkün olduğu az sayıdaki yerlerden biri Papua Yeni Gine'nin yağmur ormanı. Bu hayat tarzını sadece arkeoloji kitaplarından okumak yerine buna doğrudan doğruya şahit olarak 13.000 yıl önce hepimizin nasıl yaşadığını ve nasıl yiyecek bulduğunu görecek kadar şanslıydım. Bir hayvanı yakalamak, yetenek, sinsilik ve yüzlerce hayvan türü hakkında ansiklopedik bilgi gerektirir. Bir avcı olmak için oldukça akıllı olmanız gerekir. ...13.000 yıl önce Orta Doğu'daki insanlar aynı şekilde bulabildikleri tüm avların izini sürerek avlanıyorlardı. Fakat avcılığın en temel sorunu yeterli yemeği bulmak için asla verimli bir yol olmamasıdır. Her bir hayvanı takip etmek zaman alır. Ayrıca bir ok ve bir yayla avın nasıl sonlanacağını kestirmek zordur. Evet, tam oluyordu. Bu kez olacak. Evet. Tamam, çek, çek. Bırak. Bir kere daha. Evet. Evet. Tamam, güçlü çek. Bu kez yapacağım, merak etme. Güçlü çekersen uzağa gider. Ok kırılıyor. Hayır, yeterince güçlü çekmiyorsun. Güçlü değilsin, hiç güçlü değilsin. Yeterince güçlü değil miyim? Bak şimdi. Çok güçlü çekeceğim. Yeterince güçlü çekmem gerekiyor. İşte. Tamam, tamam. Gördünüz mü? Bakın. Birinci sensin, ikinci de ben. Avcılık bu kadar tahmin edilemez olduğu için... Geleneksel toplumlar genellikle yiyecek toplamaya daha fazla güvenmişlerdir. Papua Yeni Gine'nin bu bölgesinde toplama işi kadınlar tarafından yapılmakta. Buradaki önemli yiyecek kaynaklarından biri yabani sagu. Sagu palmiyesinin kabuklarını soyarak ağacın ortasında bulunan ve daha sonra hamur haline getirilip pişirilebilen öze ulaşırlar. Fiziksel olarak daha zorlu bir iş olsa da toplayıcılık, avcılıktan daha verimli bir yiyecek edinme yöntemidir. Fakat yine de büyük bir nüfusu beslemek için gerekli olan kaloriyi sağlamaz. Etrafımızdaki bu ormanın çok bereketli olduğunu düşünebilirsiniz. Ama değil. Ormandaki ağaçların birçoğu ürün vermez. Bizlere yenebilecek bir şey sağlamaz. Birkaç sagu palmiyesi var ve diğer ağaçlar yiyebileceğimiz herhangi bir şey sağlamıyor.
Sagunun da kendine özgü kısıtlamaları var. Bir ağaç 30 kilo civarında sagu sağlar. Bu ağacı işlemeleri 3 ya da 4 günlerini alır. Yani bu gerçekten pek de fazla olmayan yiyecek için çok fazla iş demek. Ayrıca sagu nişastası protein bakımından fakirdir ve sagu uzun süre saklanamaz. Avcı, toplayıcı toplumların seyrek nüfuslu olmasının sebebi budur. Eğer çok fazla insan beslemek istiyorsanız, farklı bir yiyecek sağlama yöntemi ve verimli bir çevre bulmak durumundasınız. Ve bu ortam saguların olduğu bir bataklık olamaz. Orta Doğu'da toplamak için çok farklı bitkiler vardı. Ağaçların arasında yabani olarak yetişen iki tahıl vardı. Arpa ve buğday. Sagudan çok daha fazla miktarda ve çok daha besleyici. Bu basit bitkiler insanlığı modern medeniyete götüren yola sokarak büyük bir etkide bulunacaklardı. Fakat bunun olması için iklimde katastrofik bir değişim olması gerekliydi. ...12.500 yıl önce dünyanın iklimi çok değişken bir hale geldi. Son buzul çağını bitiren uzun vadeli erime aniden tersine döndü. Küresel sıcaklıklar düştü ve buzul çağı koşulları geri döndü. Dünya daha soğuk ve daha kurak bir yer haline geldi. Orta Doğu'da çevresel bir çöküş yaşandı. Hayvan sürüleri birbiri ardına öldü. Birçok bitki içinde aynı şey geçerliydi. Kuraklık 1000 yıldan daha uzun sürdü. İnsanlar daha uzun yolculuklar yapmak ve yiyecek kaynağı bulmak için çok daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı. Fakat tüm bu koşullara rağmen bir şekilde hayatta kalmayı başardılar. Hatta geliştiler. Burada Orta Doğu'da yeni bir yaşam şekli ortaya çıkıyordu. Dünyanın görünüşünü değiştirecek bir yaşam şekli. Ian Kate, Orta Doğu'nun taş devri tarihi üzerine uzmanlaşmış Kanadalı bir arkeolog. Araştırması Lut Gölü yakınındaki Ürdün Vadisi'nde bulunan ve Dıra olarak bilinen bir yerleşim alanı üstüne odaklanmış. Kate, kazının yöneticilerinden biri ve uluslararası bir arkeoloji ekibiyle birlikte çalışmakta. Avcı toplayıcı toplulukların barınaklarından çok daha karmaşık olan antik yerleşim yerlerinin kalıntılarını açığa çıkardılar. Bunun küçük bir köy, dünyadaki ilk yerleşik köylerden biri olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar kök salmaya başlıyorlardı. Aynı yerde yaşayan 40-50 insandan oluşan bir köy olabilir. Kısmen yere çakılmış oval kulübelerden bir sıra olabilir. Ve bunlar insanların yerleşik halde gerçek anlamıyla topluluklar halinde yaşadıkları ilk zamanlar olabilir. Yerleşim alanının radyokarbon tarihini belirlediklerinde köyün ilk olarak 11.500 yıl önce ortaya çıktığını buldular. Orta Doğu'daki kuraklığın bitişiyle aynı zamanda. Fakat şartlar bu kadar zorken bütün bir köyü beslemek nasıl mümkün olmuştu? Dıra'daki 4 yıllık kazının ardından arkeologlar bir yanıt bulduklarına inanıyordu. Yanıt bu eşsiz yapıda gizliydi. Burada gördüğünüz, buradan buraya kadar uzanan çamurdan bir duvarın ana çizgileri. İçeride dikey pozisyonda. Üzerinde oluklar olacak şekilde yontulmuş bir dizi kaya var ve bunların üzerinde de bir dizi kiriş olmalı. Onların üstünde bir zemin, esasen tahılları ya da herhangi bir bitkiyi alıp
kurutup koyabilecekleri böceklerden, nemden ve sızan sudan koruyabilecekleri kuru, nemi kontrol edilebilen bir yer elde etmiş olmalılar. Bizim bakış açımıza göre ortaya çıkan şey muhtemelen dünyanın ilk tahıl ambarı, yiyecekleri belirli bir mekanda yıllık olarak depolayabilecekleri bir yer. Dıra'daki ekip ambarın köy merkezinde bulunan oval biçimli ve çamurdan duvarlara sahip bir bina, tahılların ortak olarak depolandığı bir yer olduğuna inanıyor. Depolanan tahıllar esas olarak buğday ve arpaydı. Diğer bitkileri bulmak artık mümkün değilken bu tahıllar hayatta kalacak kadar sağlam ve yıllarca depolanacak kadar dayanıklıydı. Fakat kıtlık yaşanan bir zamanda bu ambarı dolduracak kadar tahıl nasıl olabilirdi? Cevap, insan davranışında kökten bir değişime işaret ediyor. Orta Doğu'da yaşanan kuraklığın bir noktasında insanlar kendi yiyeceklerini yetiştirmeye başladılar. Gezici bir hayat şeklini sürdüremeyince bulabildikleri su kaynaklarına yakın yerlerde kaldılar ve çevrelerinde yeni arpa ve buğday tarlaları oluşturdular. Yiyecek kaynaklarını farklı yerlerde aramak yerine insanlar ilk defa bu kaynakları kendi yakınlarına çektiler. Sadece hasat edilmiş yiyecek olarak değil, aynı zamanda tohum olarak da. Bunları köylerinin yakınında yetiştirdiler ve bu dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüz ilk, gerçekten ilk örnek. Orta Doğu'nun taş devri insanları çiftçi oluyordu. Dünyanın ilk çiftçileri. Bu yeni çiftçiler farkında olmaksızın çevrelerindeki ekinlerin niteliklerini değiştiriyordu. Ekme ve hasat sürecinin her döngüsünde tohumları en büyük, en lezzetli ya da tohumlarının toplanması en kolay olan arpa ya da buğday başaklarını tercih ediyorlardı. Bu bitkilere yabanda yaramayacak olan özellikler insan eliyle geliştiriliyordu. Döngüye müdahale ettiler. Çevrenin olağan düzenine müdahale ettiler ve kendilerine en fazla kazancı sağlayacak olanları ödüllendirerek bu bitkileri seçmeye başladılar. Her ne kadar rastlantısal olsa da bu sürecin başlaması insanların doğayı kontrol etmeye başlamasıydı. Ekinlerin insan müdahalesi yoluyla değiştirilmesi yöntemi tarımda evcilleştirme olarak biliniyor. Bugün bu iş, genleri seçerek insanlar için daha yararlı olacak ekinler üreten bilim insanlarının olduğu araştırma laboratuvarlarında yapılıyor. Bu, belirli bir plan çerçevesinde dikkatle yürütülen bir süreç. Fakat binlerce yıl önce Orta Doğu'da çiftçilerin bilinçsizce yaptıklarından çok da farklı değil. Tarıma geçiş, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Avcı, toplayıcı olarak kalan insanlar, dünyanın hiçbir yerinde çiftçiler kadar yiyecek üretemediler. Depolanabilecek kadar yiyecek de üretemediler. Hep kronik bir dezavantajları olacaktı. Şimdi insanların antik dünyanın başka hangi yerlerinde çiftçi olduklarını öğrenmem gerekiyordu. Eğer tarımın yayılmasıyla uygarlığın yayılması arasında bağlantılar kurabilirsem, Yali'nin sorusunu cevaplamak adına doğru yoldayım demekti.
Antik dünyada birbirinden bağımsız olarak tarımı geliştiren sadece birkaç bölge vardı. Orta Doğu'dan kısa bir süre sonra Çin geldi. İnsanlar burada yüksek verimli diğer bir tahıl olan pirinç yetiştiriyordu. Amerika'da da tarım yapılan bölgeler ortaya çıktı. Buradaki tarım, mısır, kabak ve baklagillere dayalıydı. Daha sonra Afrika'da insanlar süpürge darısı, aktarı ve yer elması yetiştirdiler. Ve tarımın görüldüğü yerlerin çoğunda tarımı görece büyük ve gelişmiş bir medeniyet izledi. Fakat bir istisna vardı. Tarımın aynı yararları sağlamadığı yer, Yeni Gine'nin dağlık bölgeleridir. Batılıların Yeni Gine'yi kolonileştirmelerini takip eden 50 yıl boyunca Batılılar, iç kesimlerde bulunan dağlık bölgelerdeki vadilerde yerleşim olmadığını sandılar. Aslında bu bölgeler dünyanın en eski tarım sistemlerinden birine sahip, adanın en yoğun nüfuslu yerleriydi. Arkeologlar burada insanların yaklaşık 10 bin yıldır tarım yaptıklarını düşünüyor. Yani neredeyse Orta Doğu'da bulunan insanlarınki kadar bir süre. Bu insanların, Yalin'in halkının dünyanın ilk çiftçilerinden olduklarını düşünmek çok şaşırtıcı. Fakat çiftçilik yaptılarsa neden Orta Doğu'daki, Çin'deki ya da Orta Amerika'daki insanların medeniyete doğru gittiği yoldan gitmediler? Neden kendi mallarını üretir hale gelmediler? Şüphesiz Yeni Gine'deki çiftçiler dünyanın diğer yerlerindeki çiftçilerden daha yeteneksiz değiller. Peki fark neydi? Dağlık bölge tarımı, tahıllardan çok farklı olan bu taro kökleri gibi ürünlere dayalıydı. Taro yetiştirmek çok daha fazla emek isteyen bir şey. Taroyu tek tek ekmek zorundasınız. Elinizde tohumu atıp toprağa yaydığınız buğday gibi değil. Ve bu Yeni Gine ürünü, buğdayda olduğu gibi yıllarca saklanamaz. Çok çabuk çürür. Kısa bir süre içinde yenmesi gerekir. Ayrıca buğdayla karşılaştırıldığında protein bakımından fakirdir. Yani Yeni Gine dağlığındaki çiftçiler protein eksikliği sorunu yaşıyordu. Yeni Gine'deki diğer ürünlerden alınacak çok protein yok. Buradaki insanlar muzun yerel çeşitlerini yetiştiriyorlar. Fakat muz, şeker ve nişasta açısından zengin olsa bile taro gibi protein bakımından fakir. Aslında dağlık bölgedeki insanların bulabilecekleri o kadar az protein kaynağı var ki bazen beslenmelerine takviye yapmak için dev örümcekleri yiyorlar. Birden bir şeylerin farkına vardım. Tarım, İnsan eşitsizliğinin hikayesini anlamak için çok önemliydi. Fakat yapılan tarımın türü de aynı derecede önemliydi. En verimli ürünlere ulaşımı olan insanlar, en üretken çiftçiler haline gelmişti. Sonuçta her şey coğrafi şansa bağlanıyordu. Dünyadaki eşitsizliklerin yediğimiz yiyeceklerden kaynaklandığı düşüncesi çok çarpıcı bir iddia. Gerrit Diamond'a göre Amerikalılar Yeni Ginelilerden daha avantajlıydı. Çünkü asırlardır daha besleyici ve daha bereketli ürünler üretmişlerdi. Aldıkları kalorilerin beşte birini sağlayan buğday gibi ürünler. Oysa modern Amerika'nın zenginliği taro ve muzla asla sağlanamazdı. Fakat Diamond'ın iddiası gerçek olamayacak kadar basit görünüyor. Sadece bitkiler insanlık tarihinin akışında belirleyici bir güce sahip olabilir mi? Yoksa işin içinde başka şeyler de mi var? Dünyanın sahip olanlar ve sahip olmayanlar şeklinde ikiye bölünmesinin başka bir sebebi mi var?
9000 yıl önce Orta Doğu'daki ilk yerleşim alanları yerlerini çok daha büyük köylere bırakıyordu. İnsanlar daha üretken çiftçiler haline geldikleri için bu ölçekte yaşayabiliyorlardı. Etrafları evcilleştirilmiş buğday ve arpa tarlalarıyla çevrilmişti. Fakat bu noktaya gelinceye kadar bir başka düzenli yiyecek kaynağı daha bulmuşlardı. Yaklaşık 9000 yıl önce gerçekleşen şey, insanların hayvanlarla etkileşiminde gözle görülür bir dönüşümdür. Biz insanların, hayvanların hareketlerini, beslenmelerini ve üremelerini kontrol ettikleri bir evcilleştirme süreci görüyoruz. Ava çıkmak zorunda olmak ve avlanmada görülen mevsimsel değişikliklere maruz kalmak yerine, yaşadığınız yere yakın, yıl boyunca kullanabileceğiniz canlı ve güvenilir bir et kaynağına sahipsiniz. Hayvanlar etin yanı sıra sürekli bir protein kaynağı sağlayan sütleri için de kullanılır. Kılları ve derileri sıcak tutan giysiler yapmak için kullanılabilir. Zaman içinde evcil hayvanlar yeni tarımsal yaşam şeklinin ayrılmaz bir parçası oldular. Evcilleştirilmiş hayvanlara ilk sahip olan toplulukların tahıl ürünlerine zaten sahip olduklarını biliyoruz. Yani çiftçilikle uğraşıyorlardı ve birbirlerini tamamlar nitelikte oldukları için bu bitkiler ve hayvanların bileşimi oldukça çekici bir hal alıyor. Hayvanlar hasat döneminden sonra bitkilerden kalanları yiyebilmeleri için tarlaya otlamaya çıkarılabiliyordu. Bunun karşılığında hayvan dışkısı ekinlere bir tür gübre sağlamak için de kullanılabiliyor. Bütün bu paket karşılıklı olarak hem hayvanlar hem bitkiler ve tabii insanlar için de yararlı görünüyor. Keçi ve koyun antik dünyada evcilleştirilen ilk hayvanlardı. Daha sonra onları günümüz büyükbaş çiftlik hayvanları takip etti. Başlangıçta hepsi etleri için kullanılıyordu. Fakat başka şekillerde de işe yaradılar. Özellikle sabanın icadıyla beraber. Endüstri devriminden önce yük hayvanları yeryüzündeki en güçlü makinelerdi. Bir sabana bağlanmış bir at ya da bir öküz, tarlanın verimliliğini artırarak çiftçilerin daha fazla yiyecek üretmesini ve daha fazla insanı beslemesini sağlıyordu. Yeni Gine'de ve dünyanın birçok başka yerinde insanlar hiçbir zaman saban kullanmadılar. Çünkü sabanı çekecek hayvanlara hiçbir zaman sahip olamadılar. Yeni Gine'deki tek evcil büyükbaş hayvan domuzdu ve o bile yerli değildi. Birkaç bin yıl önce Asya'dan gelmişti. Avrupa ve Asya'da ise sadece domuz değil, aynı zamanda inek, koyun, keçi, at, manda, deve ve benzeri hayvanlar da vardı. Domuz size et sağlayabilir fakat Avrupa ve Asya'daki hayvanların sağladıklarını veremez. Domuz size süt, yün, deri ya da post sağlamaz. Ve her şeyden önemlisi domuzlar kas güçleri için kullanılamaz. Domuzlar saban ya da araba çekemez. Yeni Gine'deki tek kas gücü insanın kas gücüydü. Bugün bile Yeni Gine'de yük hayvanı yoktur ve neredeyse tüm tarla işleri hala elle yapılır. Fakat eğer çiftlik hayvanları bu kadar çok işe yarıyorsa neden Yeni Gineliler kendi hayvanlarını evcilleştirmediler? Dünyadaki evcilleştirilmiş hayvanların tümünü listelemeye karar verdim. Ve bulduklarım karşısında hayrete düştüm. Bilinen yaklaşık 2 milyon vahşi hayvan türü var. Fakat bunların büyük çoğunluğu insanlar tarafından hiç evcilleştirilmedi. Çoğu böcek ve kemirgenin insanlar için yararlı olabilecek bir kullanım alanı yoktur. Bu yüzden bu hayvanları yetiştirmek için harcanan çaba boşa olur.
Bazı kuşlar, balıklar ve sürüngenler evcilleştirildi. Fakat bunların çoğu yetiştirilmeye uygun değildi. Çoğu etobur için de aynı şey geçerli. Tehlikeli oldukları için değil. Fakat onları beslemek için başka hayvanlar yetiştirmek durumunda olduğunuz için. Yetiştirmek için en uygun hayvanlar büyük otobur memeliler. Ve muhtemelen insanlar yıllar boyunca bu hayvanların hepsini evcilleştirmeye çalıştılar. Genellikle başarısız oldular. Afrikalılar sürekli çabalarına rağmen filleri asla evcilleştiremedi. Güney Asya'da bazı filler iş hayvanı olarak kullanılıyor. Fakat bu amaç için yetiştirilmiyorlar. Bunun yerine filler vahşi doğada yakalanıyor ve daha sonra terbiye edilip eğitiliyor. Olgunlaşması ve üreyebileceği yaşa gelmesi 15 yıl süren bir hayvan yetiştirmek ekonomik açıdan çok mantıklı değil. Evcilleştirmeye uygun olan hayvanlar yaşamlarının ilk ya da ikinci yılında doğum yapabilirler. Yılda bir, belki iki döl verirler. Yani üreme potansiyelleri oldukça yüksektir. Davranışsal olarak sosyal hayvanlardır. Yani erkekler, dişiler ve gençler hep beraber grup olarak yaşarlar. Aynı zamanda grup içinde bir hiyerarşiye de sahiptirler. Eğer insanlar grubun liderini kontrol edebilirlerse, bütün sürü üzerinde kontrole sahip olabilirler. Evcil hayvanlar için bir başka önemli şart daha var. Bu hayvanların insanlarla iyi geçinmeleri gerekir. Bazı hayvanların mizacı çiftlikte yaşamaya uygun değildir. Potansiyel olarak bir at kadar kullanışlı olan zebra, ideal bir evcil hayvan olabilirdi. Fakat Afrika'nın büyük avcıları ortasında evrilen zebralar, ürkek ve tedirgin yaratıklar haline geldi. Ve insanların terbiye edemedikleri bir doğaları oldu. Bu, zebraların hiçbir zaman bir sabana bağlanamamasının ya da savaşta kullanılmamasının sebebi olabilir. Karada yaşayan 45 kilodan ağır 148 farklı yabani otobur hayvan saydım. Fakat bu 148 hayvandan başarılı şekilde yetiştirilenlerin sayısı sadece 14'tü. Keçi, koyun, domuz, inek, at, eşek, çift örgüçlü deve, Arap devesi, su sığırı, lama, ren geyiği, yak, yaban sığırı ve bali sığırı. 10 bin yıl süren evcilleştirme ve sadece 14 hayvan. Peki bu hayvanların ataları nereden gelmişti? Hiçbiri Yeni Gine'den ya da Avustralya'dan değildi. Sahra altı Afrika'dan ya da tüm Kuzey Amerika kıtasından da değildi. Güney Amerika'da bu büyük memelilerden sadece bir tanesinin atası bulunuyordu, lama. Diğer 13'ünün tamamı Asya, Avrupa ya da Kuzey Afrika'daydı. Ve bunların içinden 4 tanesi inek, domuz, koyun ve keçi Orta Doğu'nun yerel hayvanlarıydı. Dünyadaki en iyi ekinlere sahip olan bölge, aynı zamanda en iyi hayvanların da ana vatanıydı. Bu alanın bereketli hilal olarak adlandırılmasına şaşmamak gerekiyor. Bereketli hilalin insanları, antik dünyadaki en iyi ekinlere ve hayvanlara ulaşımları oldukları için coğrafi olarak kutsanmıştı. Bu, onlara önden başlamaları için büyük bir fırsat vermişti. Buğday yetiştirmek ve keçi gütmekle başlayan şey, ilk insan uygarlığına doğru ilerliyordu. Müzik
Güney Ürdün'deki Guer kazı alanı 9000 yaşında. Fakat bir kasabanın tüm özelliklerini taşıyor. Burada birkaç yüz insan teknoloji harikası olan evlerde yaşıyordu. Buraya her gelişimde bu insanların yaptıkları karşısında hayrete düşüyorum. Köyler büyüdükçe tarlalarda çalışacak daha çok insan oldu. Daha fazla insan daha verimli şekilde daha fazla yiyecek üretebiliyordu. Topluluktaki ustaları besleyebilecek kadar. Çiftçilik yükünden kurtulan bazı insanların yeni yetenekler ve yeni teknolojiler geliştirmesi mümkün oldu. Kireç taşından alçı üretilmesi büyük bir teknolojik gelişmeydi. Taşların 1000 derece sıcaklıkta günlerce ısıtılması gerekiyordu. Bugün önemsiz gibi gelebilir. Fakat ateşle nasıl çalışılacağını anlamak, dünyayı dönüştürecek bir teknolojiye, çelik işlemeye giden yolda ilk adımdı. Yeni Gine gibi yerlerde ise insanlar ileri teknolojiyi asla geliştiremediler. Bugün bile dağlık bölgedeki bazı insanlar asırlardır değişmemiş yöntemlerle çalışıyorlar. ...1960'larda Yeni Gine'ye ilk defa geldiğimde insanlar adanın bazı bölgelerinde hala bu balta gibi taş aletleri kullanıyorlardı. Avrupalıların adaya gelişinden önce ise adanın her yerinde taştan aletler kullanılıyordu. Peki neden Yeni Gine kendi metal aletlerini geliştiremedi? En sonunda bakır ve demiri nasıl karıştıracağını bilen metal zanaatkarlarının olması için toplumun çiftçi olan kısmının bu insanları beslemek için yeterli yiyeceği üretebilmesi gerektiğini fark ettim. Fakat Yeni Gine tarımı bu yiyeceği sağlayacak kadar üretken değildi. Ve sonuç Yeni Gine'de ustaların, metal işçilerinin, metal aletlerinin olmamasıydı. Yeni Gine'deki hayat tarzı tamamen sürdürülebilirdi. Binlerce yıl dokunulmadan ayakta kalmıştı. Fakat Diamond'a göre insanlar teknoloji geliştirmemişti. Çünkü kendilerini beslemek için çok fazla zaman ve enerji harcıyorlardı. Daha sonra Batılılar geldi ve teknolojilerini ülkeyi kolonileştirmek için kullandı. Tüm üstünlüklerine rağmen Orta Doğu dünyanın iktidar merkezi ya da bir zamanlar olduğu gibi tahıl ambarı değil. Orta Doğu avantajını nasıl kaybetmişti? Ortaya çıkmalarını takip eden 1000 yıl içinde bereketli hilaldeki birçok köy terk edilmişti. İronik bir biçimde bölgenin çok önemli bir zayıflığı vardı. Gezegen üzerindeki en besleyici ekinlere sahip olmasına rağmen iklimi çok kuraktı ve ekolojisi sürekli yoğun tarımı kaldıramayacak kadar kırılgandı. İnsanlar çevreyi tahrip ediyordu. Su kaynakları aşırı kullanılmış, ağaçlar kesilmişti ve sona geldiğinizde karşınıza çıkan da bu. Yani çıkmaz bir sokağın ortasındaydınız. Böyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bu kadar az ağacın olduğu, otların olmadığı ve bu kadar az su bulunan bir coğrafya. Bugün karşı karşıya kaldığımız manzara
çevrenin aşırı istismarının bir sonucu. Topraklarını işleyemeyince topluluklar göç etmek durumunda kaldı. Yüzyıllar süren evcilleştirme süreci boyunca elde etmiş oldukları avantajları kaybetmiş olabilirlerdi. Fakat coğrafya yine onların tarafındaydı. Bereketli Hilal, devasa bir kara kitlesinin Avrasya'nın ortasında. Burada tarımın yayılabileceği birçok yer vardı ve en önemlisi bu yerlerin çoğu hemen hemen aynı enleme sahip Bereketli Hilal'in doğusundaki ve batısındaki yerlerdi. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü aynı enleme sahip herhangi iki nokta otomatik olarak aynı gün uzunluğuna sahip olur ve çoğu zaman benzer bir iklimi ve bitki örtüsünü paylaşır. Bereketli Hilal'de evcilleştirilen hayvanlar ya da ekinler, Avrasya'nın doğu-batı ekseni üzerindeki başka yerlerde de gelişebildi. Buğday ve arpa, koyunlar ve keçiler, inekler ve domuzlar, Bereketli Hilal'den doğuya doğru Hindistan'a, batıya doğru Kuzey Afrika'ya ve Avrupa'ya yayıldı. Gittikleri her yerde insan toplumlarını değiştirdiler. Bereketli Hilal'in ekinleri ve hayvanları Mısır'a ulaştığında burada bir medeniyet patlamasına sebep oldu. Birdenbire firavunları ve komutanları, mühendisleri, katipleri ve piramitleri inşa etmek için gerekli insan ordusunu beslemeye yetecek kadar yiyecek ortaya çıkmıştı. Aynı şey Avrupa medeniyeti için de geçerliydi. Antik zamanlardan Rönesans'a kadar Avrupa'nın sanatçıları, mucitleri ve askerleri Bereketli Hilal'in ekinleri ve hayvanlarıyla beslendi. ...16. yüzyılda aynı ekinler ve hayvanlar Avrupalılar tarafından yeni dünyaya götürüldü. O zamanlar Amerika'da ne tek bir inek ne de bir buğday başağı vardı. Şimdi ise sadece Amerika'da 100 milyon inek var. Ve Amerikalılar yılda 20 milyon ton buğday tüketiyor. Günümüzün endüstrileşmiş Amerikası, tarımın Bereketli Hilal'den yayılması olmaksızın düşünülemezdi. Gerrit Diamond'ın argümanının çok basit olduğunu düşünenler olabilir. Zenginlik ve güç dağılımı gerçekten ineklere ve buğdaya indirgenebilir mi? Kültüre, politikaya ve dine ne demeli? Mutlaka onlar da önemliydi. Diamond, insanların kendi kaderlerini şekillendirmelerindeki rolü göz ardı ettiği için fazlasıyla determinist olmakla suçlandı. Yeni Gine'de geçirdiğim yıllar, dünyadaki insanların temelde birbirlerine benzediğine inanmamı sağladı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, akıllı, yetenekli ve hareketli insanlar bulabilirsiniz. Hiçbir toplumun bu özellikler üzerinde bir tekeli yok. Tabii ki çok büyük kültürel farklar var. Ama bunlar esas olarak eşitsizliğin sonuçları. Temelde yatan sebepleri değil. Eninde sonunda çok daha önemli olan şey insanlara dağıtılan eller, yani kullanımlarında olan ham maddeler oluyor. Yeni Gineliler Avrasya'dan domuzu aldılar. Fakat ineği, koyunu, keçiyi ya da atı
buğdayı ve arpayı almadılar. Avrupalıların ya da Amerikalıların geliştiği şekilde gelişmediler. Çünkü aynı ham maddelere sahip değillerdi. Bu farklılıkların taşa kazılı olduğunu ve değiştirilemeyeceğini iddia etmiyorum. Aslında tam tersini söylüyorum. Papua Yeni Gine'nin dünyanın geri kalanına yetişmeye çalışan insanlarla dolu şehirleri büyüyor ve gelişiyor. Fakat ne yazık ki onlar için aşılması gereken bir uçurum var. Beyaz adamın bu kadar çok kargosu varken neden biz Yeni Ginelilerin bu kadar az? Yali 30 yıl önce beni hazırlıksız yakalamıştı. O zaman ona ne diyebileceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Fakat şimdi cevabı bildiğime inanıyorum. Yali, senin halkının modern teknolojiyi geliştirememesinin nedeni beceri eksikliği değildi. Yeni Gine'nin çetin ortamına hükmetmeleri için gereken hünerlere sahiptiler. Aslında sorunun cevabı tamamen coğrafyada yatıyor. Eğer senin halkın benimkinin sahip olduğu coğrafi avantajlara sahip olsaydı, helikopteri icat eden siz olurdunuz. Gerrit Diamond, dünyanın sahip olanlar ve sahip olmayanlar şeklinde ikiye bölünmesini araştırmak için yola koyuldu. Bu ayrımın temellerinin yeryüzünün kendisinden kaynaklandığına ikna olmuştu. Fakat dünyayı bu şekilde görmek, insanlık tarihinin dönüm noktalarına gerçekten ışık tutabilir mi? Birkaç yüz Avrupalının yeni dünyayı nasıl fethettiğini ve bir hakimiyet çağını tüfeklerin, mikropların ve çeliğin çağını başlattığını açıklayabilir mi?